أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم.
الفاتحة. Mescid-i Aksa'da bir sofrada sen kur. Kudüs'te iftar ve sahur bereketine ortak ol. Mescid-i Aksa'da bir kişilik iftar 10 lira, bir kişilik sahur 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasimiz.org.tr. İyi geceler sevgili seyirciler. TV5 ekranlarında Mirasımız Sahur Vakti programımız ile tekrar karşı karşıyayız. Öncelikle ben Hafız Tayfun kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Asım'ın Nesli Vakfı Güneş Tevhid Kur'an Kursu eğitmenlerimize, öğrencilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizle programımıza başlamış olalım. Evet, bugün de birbirinden kıymetli iki konuğumuz olacak. İki Kudüs ve Mescid-i Aksa aşığı ile beraber programımızı icra edeceğiz inşallah. Ben tabii öncesinde hemen Mirasımız Derneği'nin Kudüs demişken, Mescid-i Aksa demişken, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde, Kudüs'ün sokaklarında yaptığı projelere nasıl destek olabileceğinizle alakalı birkaç noktaya değinmek istiyorum. Mirasımız.org.tr adresinden online bağış yapabilirsiniz. Yine internet sitemizdeki hesap numaralarını havale veya EFT yöntemiyle bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz. Veya şu anda hiçbir yere gitmeden, hiç uğraşmadan cep telefonlarınızdan 5772'ye bir SMS göndererek 5 TL değerinde bağışınızı hemen yapabilirsiniz. Mescid-i Aksa'da bir kardeşimize sahur ikram edebilirsiniz diyoruz. Ve hemen konuklarımıza dönüyoruz. Doğan Hattatoğlu, tam ünvanı okumak istiyorum ben. Tarihi Eserler ve Özgün Eserler Maket Sanatçısı. Evet. Abi hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabii gecenin bu vaktinde bizleri izleyen seyircilerimize öncelikle selam ve saygılarımızı iletmek istiyorum. Bir Erzurum'dan gelip burada misafir olarak da TV5 stüdyolarında misafir olmak da ayrı bir güzellik oldu. Onun için sizlere teşekkür ediyorum. Mirasımız Derneği'ne başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Bizler de ayrıca sizlere teşekkür ediyoruz. Erzurum'dan kalkıp buralara kadar teşrif ettiğiniz Allah için. Allah razı olsun. Evet, diğer konuğumuz İhsan Ataman abimiz, Mirasımız Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Abi hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ediyorum bu çağrınız için. Evlerinde bu saatte bizi misafir eden herkese de gönül donusu selamlar iletiyorum. Gönülleri hep Kudüs'le, Mescid-i Aksa'yla olsun diye niyaz ediyorum. Allah razı olsun. Bugün tevafuk oldu. İki Mescid-i Aksa, iki Kudüs aşığı ve aynı zamanda iki Erzurumlu abimizi evet, aynı anda konuk evet, etmiş olduk. Güzel bir duygu bizim için. Elhamdülillah evet, bizim için evet, ayrı bir şeref. Çünkü çok sevdiğimiz iki abimizi programımızda görmek. Herhalde Numan Balcı Bey de olsaydı daha da güzel olacaktı ama. İşte beraber almak olmadı, istedik ama evet, Numan Bey'in bir programı çıktığı için evet, bu şekilde olmuş oldu. Ben sizden başlamak istiyorum abi. Biz sizi tanıyoruz, görüşüyoruz, ediyoruz ama tabii seyircilerimizin de ciddi bir kısmı tanıyor, bazıları tanımıyor. Doğan Hattatoğlu kimdir diyelim abi? Evet, Doğan Hattatoğlu 1953 Erzurum doğumlu, merkezde doğmuş birisiyim. Babamın babası, dedem de merkezde büyümüş ve Ermeni Harbi zamanında şehit olmuş bir dedenin torunlarıyız. Allah mübarek. Ayrıca Hattat olduğu için de dedemiz Hattatoğlu soy ismi bize oradan gelmektedir. Tabii babam, amcalarım falan onlar da çok iyi bir esnaf ve becerisi olan insanlar. Aynı zamanda bizim kardeşlerimizde de var beceriler. Küçük kardeşim İbrahim Bey de. Hattatlık devam ediyor. Yani o zaman genlerden bir şeyler var mutlaka. Onun için onlar da sanatsal yönde faaliyetleri var. Tabii burada öncelikle kamu personeliydim ben. Karayollarında görevliydim. Teknik esnafım. Karayollarındaki görevimizin devam ederken Yenişehir semtimizde bir Solakzade camimiz var. Biz o zaman 1986 yılında o semte yeni taşınmıştık daha.
küçük bir cami arkadaşlarımız niyetlenmişlerdi. Biz itiraz ettik, dedik küçük yapmayalım, büyük yapalım. Bir de Müftü Solakzade bizim Erzurum'da 41 sene müftülük yapmış bir zat. Artı binbir hatimi, Pir Ali Baba'dan sonra savaşlar araya girmiş, ara verilmiş. Tekrar o zat muhterem binbir hatimi Erzurum'da başlatmış. Bilirsiniz binbir hatim Erzurum için çok değerli bir olay. Her sene yapılır. Allah razı olsun. Ve böyle bir zatın ismine de olacağı için biz itiraz ettik. Yani şehrin girişinde olacak, büyük olması lazım. Tabii arkadaşlarımız ya kim nasıl yapacak falan. Dedi ki sana ne bana ne, hayır sahibi yapacak dedim ben. Değiştirdik yönetimdeki arkadaşları, projeyi büyüttük, temeli attık. Ama hiç kimse yardım etmiyor hakikaten. Zor bir olay. Yine evlerine çıkmış herkes. Her kapı kapı dolaşıyoruz işte aylık para toplamak için falan malum. Kapıyı çarpanlar var, efendim menfaatınız olmasa gelir misiniz diyenler var. Olabiliyor. Bunlar hayrın önü yokuş ya, ondan dolayı kaynaklanan sıkıntılar. Ve o şekildeyken işte dairede bir gün oturduğumda dedim ki ya şunun maketini yapsak insanlar acaba biraz teşvik etmez miyiz? Başladık. Mevla nasip etti. Maketini yaptık, bitirdik. Daha henüz hiç ortada bir şey yok. Temel iyice diplerde. Getirdik maketi koyduk. İşte bizim Cumhuriyet Caddemiz vardır. Meşhur bir caddemiz. Orada mağazalar falan koyduk. Altına da yazdık işte. Görmekte olduğunuz muhabbetin inşaatı devam etmektedir. Böyle görmek istiyorsanız Allah istesin bir taş da siz koyun. Hakikaten 3-4 ay içerisinde çok fevkalade bir atak olundu. Ve elhamdülillah camimiz de bitti. İbadete açıldı. Tabi bu arkadaşlarımız daha sonra hak verdiler ama gönlünü isterdi ki önceden hak verselerdi. Bazı şeyleri önceden kavramak da zor oluyor. Ve akabinde Erzurum Minyatürk'e başlamamın hikayesi de İstanbul Minyatürk'ü geldik gördük. Kardeşim İbrahim Bey daha önce geldi gördü. Bana dedi ki abi bir ay sonra sen İstanbul'a gidersin. Hayrola bir şeyim var çünkü benim akrabamın büyük kısmı da burada. Kardeşlerim ablam. Dedi ki gidersin sen, ben sana ne diyorum. Hayırdır falan İbrahim dedi ki gösterdi, görüntüleri almış ama o zaman henüz açılmamıştı İstanbul Minyatürk. Evet. Bir ay sonra açılacaktı. Gördükten sonra hakikaten dedik yani görmemiz lazım yakından ve geldik İstanbul'a. Açılışlara da katıldık. Erzurum İstanbul Minyatürk çekimini yaptık. Derken Erzurum'a döndük. Çocuklarımız, aile dostlarımız izledikten sonra Erzurum maketlerini yapsan diye bir ısrarları oldu. Büyük oğlum Fatih inşaat mühendisi olan oğlumuz var. Yapalım yapmayalım başladık. 24 eserimiz oldu. 12 Mart Erzurum'un kurtuluş tarihi. 2004'te ilk sergimizi kardeşim, küçük kardeşim İbrahim Bey'in de alaminyum kabartma ve 3 boyut çalışmaları yapan bir kardeşimiz. O da becerikli. Onunla beraber Erzurum'da ilk sergimizi açtık. 2005'te devam ettik. Büyük Millet Meclisi'nde bir haftalık sergimiz oldu. Halihazırda yaptığınız çalışmalarla alakalı görüntüleri evet, benimiz. Sağ olsun yönetmenimiz gösteriyorlar. Evet. Ve o şekilde çalışmalarımız devam etti. Büyük Millet Meclisi'ndeki sergimize de çok ses geldi. Erzurum'da TÜYAF fuarına geldiğimizde Erzurum standını canlandırdığımızda burada 1500 katılımcı firma vardı, 50 yabancı ülke vardı. Erzurum orada ikincilik aldı. Güzel bir büyük başarıydı. Akabinden 2011 üniversite oyunları olduğunda ben Palandüken Dağı'nın maketini yaparak getirdim grup toplantısında sonunda Sayın Başbakanımız o zaman Tayyip Bey Başbakan'dı. Hediye ettik jest olsun diye. Çok güzel anılarımız oldu. Çok güzel geçirdik. Daha sonrasını da ben Kabe'yi Mescid'inden öyle daha sonra anlatayım. Sözünü kesmiş olmayayım. Sohbetimize yani hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Diğer tarafta İhsan Ataman abimiz, Mirasımız Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Ama biz daha ziyade bir Kudüs, bir Mescid-i Aksa aşığı diyelim. Doğrudur herhalde abi. Gönüllüsü. Evet, Mescid-i Aksa gönüllüsü diyelim. Yani tabii bu gönülden bir gönüllülük. Allah'ın izniyle herkes, sizinle her tanışan Mescid-i Aksa ve Kudüs'e ait bir izle, bir fikirle, bir iç acısıyla dönüyor yanınızdan. Yani sizdeki o derdi insanlara en güzel şekilde nakşediyorsunuz abi. Allah razı olsun. Estağfurullah. Bu Kudüs aşkı, Mescid-i Aksa aşkı nereden başladı diyelim abi? Evet. Şimdi Mescid-i Aksa uzak mescid demek biliyorsunuz. Evet.
Mescid-i Aksa bizden bir vesileyle uzaklaştırılmış. Müslümanın, Türkiye'deki Müslümanın gündeminden uzaklaştırılmış. İnsanımız Kabe'yi biliyor, Haccı biliyor, Mescid-i Nebevi'yi biliyor. Buralarla ilgili bir sürü hatıranın sahibi. Ama Mescid-i Aksa dediğimiz zaman birdenbire bir sükut başlıyor. İsmiyle yok. Müsemma olmuş. Evet, yani o uzak mescit gibi bizde manen o bizden uzaklaştırılmış ama tabii ki Müslümansanız bunu zaman zaman duyuyorsunuz, işitiyorsunuz. Oraya dair bir takım haberler geliyor. Bunlar çoğunlukla da iç açıdan acıdan haberler. Bunlar insanları üzüyor. 2010 yılıydı zannediyorum. Mirasımız Derneği'nin, tabii o zaman ilk defa görüyorum veya altta belki mirasımızı da çok fazla hissetmiyorum. Mirasımız Tehlikede programı, Feshane'de yapılan. Onu görünce oraya gitmem lazım dedim. Oraya gittim. Tabii hiç kimseyi tanımıyorum. Yani Kudüs'ten Şeyh Raid Salah gelmiş, onun ekibi gelmiş. Daha bir sürü oradan gelen çok muhterem insanlar var ama ben onları tanımıyorum. Orada o konferansı izledim. Oradan epeyce bir broşür alma imkanım oldu ve o bana hakikaten bu işte dökümanın, broşürün, kitabın ne kadar önemli olduğuna dair de zihnimde çok kalıcı bir iz bıraktı. Yani ben sadece orada dinleseydim belki de bu kadar tesirli olmazdı. Oradan aldığım 3-5 tane... Hemen materyallerle desteklemek tabii, gerekiyor çalışmayı. Tabii. Yani dönüp gelip de kendi iç dünyanızla baş başa kaldığınız zaman o kafanızdaki düşünceyi destekleyecek yeni bir takım bilgiler lazım. Onlar bana onu sağladı. Biraz daha araştırmaya başladık. Kafamızda şimdi işte o zaman da şey biraz daha gündemde. Mescid-i Aksa'nın altını Yahudiler oyuyorlar. Evet. Türkiye'den bir heyetin gitmesi söz konusu. Başbakan o zaman öyle bir şey yapmıştı. Mescid-i Onlar yani. Gittiler, geldiler. Zararlıydı, değildi. Bir rapor verdiler vesaire. Daha çok Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kapıları benim dikkatimi çekti. Hep kapılardan bahsediliyor ve benim kafamda bir şey var. Kudüs ve Mescid-i Aksa var. Kendi kurguladığım ama gittiğim zaman hiç onunla ilgisi olmayan bir kurgu. İçimizde o ateş oluştu. Yani Mescid-i Aksa'yla bir bağ kurmak bizi kendine doğru çekiyor ama işte ortada İsrail var, bir takım yani itici faktörler var. İnsanlar zaten biraz da bu oradan uzaklaştırıyor. Zaten savaş var. Amaçları bu yaptıkları işte giden insanlara verdikleri eziyetlerinde temeli bu yani amacı evet. Bu. Tabii tabii. Yani onlarda itici bir faktör oluyor ama İçten içe de insan tabii yani oraya dair bir şeyler istiyor. Bir umre ziyaretimiz olmuştu Ocak ayında 2012. Döndük geldik, oranın hisleri, hatıraları çok taze bizde. Öyle bir noktadayken 2 ay sonra Şubat ayında eşim aradı, dedi ki ya bizim arkadaş Kudüs'e gitmiş, çok sitayişle bahsetti, çok memnun kalmış, çok övgüyle, çok yani tarifsiz bir anlatımı var. Biz de gitsek, böyle bir turlar varmış. Sizin için nurun ala yani, nur olmuş. Ama ilk başta onun kadar şey karşılayamadım, yani ani bir şey oldu böyle. Birdenbire ya nasıl olur falan diye. Ya dedi ki o rehberlik yapan arkadaşla bir telefonla görüşsen, o arkadaşından, kendi arkadaşından onun telefonunu da almış. Daha sonra bizim hep övgüyle bahsedeceğimiz Mehmet Esmer kardeşimiz. Evet.
Ben Mehmet Esmer kardeşimizi telefonla aradım. Yani öyle içten, öyle samimi ifadeler kullandı ki, yani bir tur rehberi, bir pazarlamacı falan değil kesinlikle. Dedim ki bir yerinizde ziyaret etmek isteriz eşimle sizi. Olur, baş üstüne adresimiz bir buyurun dedi. 2-3 gün sonra eşimle beraber gittik. Zaten çok fazla bir şey söylememize gerek kalmadı. Pasaportları bıraktık, çıktık. Çünkü Mehmet abiyle, yani onun da burada hakkını teslim etmek lazım. Kudüs deyince bir Kudüs çıkıyor ağzından. Evet. Kendi ağzından bir Kudüs çıkınca gönlünden çıkıyor yani Mehmet abi. Evet, evet. Yani ben bu Kudüs'le ilk, yani gidip ve görmek lazım. Onun için o şeyi belirtiyorum. Kudüs'le ilgili ben 3 tane teşekkürüm var. Birincisi eşime. İkincisi Mehmet Esmer kardeşime. Üçüncüsü de o turu düzenleyen, o gün için bize o kapıları açan Burak Derneği'ne. Hakikaten çok tarifsiz bir ziyaretimiz oldu. Ben hep şöyle diyorum, bir uçak dolusu yabancı gittik ve bir uçak dolusu kardeş olarak döndük buraya. Umre'den edindiğimiz arkadaşlardan kimse kalmadı bir tanesinin haricinde. Ama Kudüs'e gittiğimiz arkadaşlarımızın neredeyse %80'iyle hala daha görüşüyoruz. Aralarında 2 aylık bir zaman dilimi vardı. Kudüs, tabii burada hemen parantez açarak ben şunu da söyleyeyim. Zaman zaman şu şeyler geliyor. Ya niye Filistin, niye Kudüs, ne olmuş falan gibisinden. Tabii ki Filistin bir belde, herhangi bir belde gibi bir belde. Kudüs de herhangi bir şehir gibi bir şehir. Ama orada bir Mescid-i Aksa var. Kur'an'da zikredilen, etrafının bereketli olduğundan bahsedilen, peygamberin gidilmesini tavsiye ettiği bir yer var. Mescid-i Aksa bizim için çok kıymetli. Bunu bağrında bulundurduğu için Kudüs bizim için vazgeçilmez, çok önemli bir yer. Ve bu iki değeri bugün Siyonist'e karşı canıyla koruyan, doğrudan orada ribat görevini yürüten Filistinli kardeşlerimiz olduğu için Filistin de bizim için hem insanlık adına hem bu hizmetleri adına çok önemli. Evet, hakikaten biz Kudüs'e gittik. Tarifsiz bir ziyaret. Döndük geldik. Ve gitmeden önce Burak Derneği'nde o zamanki başkanı Şeref Hoca şunu demişti. Ben şimdi size bir şey söylemeyeceğim. Döndükten sonra sizinle konuşacağız. Şimdi hakikaten ben şunu görüyorum. Kudüs'e her gidip dönen insan şunu söylüyor. Bu benim miladım. Kudüs'e gitmeden önce, Kudüs'e gittikten sonra. Hakikaten çok önemli. Ben bütün Müslümanların Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmelerini hem temenni ediyorum, hem Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hepsine nasip olur, gidip oraları görürler. Allah razı olsun abi. Tabii devam edeceğiz. Çok dolu dolu iki konuğumuz var. Sohbetlerimize devam edeceğiz. Bir reklam arasına da 3 dakika vaktimiz kalmış. Yönetmen efendim, yönetmenimiz işaret ediyor ama evet. Biz reklam arasına girmeden önce sizin minyatürk sevdanız diyelim. Evet. Bu işin başlangıcı nasıl oldu maket çalışmalarında? Şöyle, şimdi Erzurumlu olarak dedik ki acaba memleketimize nasıl bir faydamız olabilir? Maket çalışması sanatıyla ilgili olarak da biraz çalıştığımız için o zaman demek ki biz maket olarak yapıp şu memleketimizi tanıtımına hizmet etmemiz lazım. Uzmanlık alanımız buysa burada hizmet edeceğiz. Çok uzmanlıkta demeyelim ama amatörce yaptığımız bir çalışma.
Tabii eserler onu göstermiyor değil mi? Hobi olarak başladığımız bir çalışma. Mütevazılıktan kaynaklanıyor. Ya, amatör başlamış ama şu anda hakikaten eşsiz eserler ortaya koymuş bir Mevlan kardeşimiz. Dostlarımızın dualarıyla bir seviyeye geldik tabii ama yaptıkça içine çekti bizi. Şunu yapalım, bunu yapalım. Gelip burada işte fuarlardaki gördüğümüz ilgi alaka, Erzurum'daki sergilerimiz. Bakıyorsun ki hani demek ki memlekete bir hizmet oluyor hakikaten. Neticede 40'a yakın bir eserimizi ben şu anda Büyükşehir Belediyesi'ne vakfetmiş durumdayım. Ve devamlı Büyükşehir Belediyesi'nin protokol girişinde devamlı sergide memleketimize gelen protokol, yerli yabancı insanlar fevkalade onları rahatlıkla gezip dolaşabiliyorlar. Bu bir hizmet oldu. Şu anda ekrandaki görüntülerde yine evet. O görüntüler. Hemen yönetmenimiz şu böyle canlı canlısı. Şu yönetmenimiz sağ olsun gösteriyor. Anladım. Bizim Kabe maketinin başlarındaki çalışmamızdan görüntü veriyorlar. Diğerleri Erzurum aitimiz şunlar. Evet, şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin protokol girişinde devamlı sergideler. En azından mesela fuarlara geldiğimizde Erzurum'daki sergilerimizde çok büyük anılarımız oldu. Yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz, boynumuza sarılanlar, dolukanlar, ne bileyim bayağı duygulananlar. Hele hele Ankara'daki, İstanbul'daki sergilerimizde de ya Erzurum'da bu kadar mı tarihi eser var? Gelip görmemiş olanların sordukları soru. Evet diyoruz ya, o zaman demek ki bizim Erzurum'a bir gelmemiz lazım. Ne oldu orada? İşte en azından memlekete bir hizmet oldu. Oraya gelen kafileleri eğer oraya yönetebildikse o tanıtımda ne mutlu. Ondan dolayı bir çalışma. Bu Erzurum sevdalılığı. Ben sigara kullanmayan, kahve hayatı olmayan bir insanım. Bu işe ilk başladığımızda da çocuklarımla bunu paylaştık. Bakın biz bunlara başlarsak bir masrafı olacaktır bu işin. Dolayısıyla bir yaşından kısacağız. Beni farz edeceksiniz ki sigara kullanan ve işte kahvesi olan bir insan olarak kabul edeceksiniz. Maaşımızdan o miktarı her ay ayırmak zorundayız. Ve evet. O gün başladık, bugün devam ediyor. Tabii bu çalışmalarımızda bize en büyük destek olan gerçekten başta eşim olmak üzere çocuklarım ve dostlarımızın büyük fedakarlıkları var. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Hacı annem devamlı dua eder. Ablam falan ki amamdır, duan işte şunu da bitir, bunu da bitir, bunu da yap. Böyle de bir durum var. Şöyle yapalım, konumuza buradan devam evet. Etmek şartıyla bir ara işareti tabii geliyor içeriden. Tabii aramızı evet. Verelim. Ben aranın evet. Öncesinde hemen Kudüs Mescidi Aksa'yı konuşacağız bugün. Program boyu hem Doğan abimizin eserlerini hem Kudüs ve Mescidi Aksa'yı konuşacağız. Çünkü Doğan abinin eserlerinden Mescidi Aksa'ya atlayacağız inşallah. Evet. Bir çalışmalar evet. Var. Bunları konuşurken Mirasımız Derneği'nin Mescid-i Aksa'da yaptığı çalışmalara mirasimiz.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Buralardan desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. 5772'ye bir SMS atarak sahur yazarsanız 5 TL'lik sahur bedeli göndermiş olursunuz veya 2 SMS ile iftar yazarsanız bir Müslümanın Mescid-i Aksa'da sizin vesilenizle iftarını yapmış olur diyoruz. Kısa bir aramız var. Aramızın arkasından tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Mescid-i Aksa'da bir sofrada sen kur. Kudüs'te iftar ve sahur bereketine ortak ol. Mirasımız Derneği 0212-524-0101 mirasimiz.org.tr. Mirasımız Sahur Vakti programıyla reklamların arkasından tekrar beraberiz. Abi tabii bir şeylerden bahsettik, maketin başlangıcından bahsettik ama burada sizin belki de en büyük eseriniz, en büyük iki eseriniz Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram maketleri. Bunun başlangıcı, nereden ilham olduğu, yapılış serüveniyle alakalı bize neler aktarabilirsiniz? Şimdi tabii Erzurum'un maketlerini yapıp bitirdikten sonra Mevla nasip etti, bir ümre işimiz oldu. Ümreye gittiğimizde kayınpederim aynı zamanda amcam. Kayınvalide ve hacı annemi beraber aldım. Ben Ümre'ye gittik. Giderken de
ben de ve o annem de, işte yengem de, kayınvalide de bir şeyler vardı rahatsızlıkla ilgili. İçimizde en sağlam amcamdı. Hatta küçük biraderim şey olarak amcama bizi teslim etti. Dedi ki amca bunlara sen sahip olacaksın. Tamam dedik. Refakat görevi onda gitti. Gittik Ümre'ye. Üç sefer amcamla Ümre yaptık. Dördüncüye gideceğimiz zaman dedi ki ben gelmeyeyim, ben rahatsızım. Rahatsızlık başladı. İşte doktora devamlı götürüp getirme, götürüp getirme derken ben fırsat bulup ölçülerimi alamadım. Ve amcam Medine-i Münevvere'de gelişimizde, ölçüleri almak maksatıyla yani ölçü zaten hayır ama Ümre, ama o arada da kafamda oranın ölçülerini de alayım ki maketi yapabileyim diye öyle bir hafızamda yerleşmişti. Fakat baktım hiç fırsat olmadı. Amcamı devamlı hastaneye götürüp getirme falan. Amcam da gelişimize iki gün kala Medine-i Münevvere'de merhum oldu. En sağlam adam, evet, kardeşimin bize teslim ettiği amcam vefat etti. Olacak ya, o toprak ona nasip oldu. Cennetül Bakiye defnettik. Geldik, tabii haliyle içimizde bir şey kaldı yani, ya bunu alamadık. Ben şuna inanıyorum, gerçekten insan kalpten bir şeye niyet edip istedikten sonra Cenab-ı Hak bir şekilde iyi şey olursa nasip ediyor. Bir sene sonraydı, hiç ummadığım bir arkadaşlar vasıtasıyla Avrupa üzerinden biz organizeyle hacca gittik. Hiç yani ummadığım bir şey. Mevla nasip etti. Hacca gidince artık şimdi hacca geldik. O zaman hem vazife hem ölçüler alınacak. Ve ben orada ölçülerimi almaya başladım. Tabii malumunuz orada 2006'daydı ki böyle şey yok. Fotoğraf İnşaat makinesi yok, çekemiyorsunuz. Yani. O zaman yasak. Fotoğraf yasak bir defa. İnsanlar şimdi ellerinde bütün herkesin telefonlarla çektikleri için baş etmeleri mümkün değil. Artık herkes rahatlıkla çekebiliyor. O tarihte yasaktı. Yakaladıklarını makineyi alıp kırıyorlardı. Biz tabii başladık işte. Kendimize has ölçülerim olan, çünkü cihaz kullanamıyorsunuz ya, metre çekemiyorsunuz. Köşelerden başlayarak ayak ölçüleriyle falan bunların bütün ölçülerini ben aldım. Hep not ettim. Taşların yüksekliklerini falan karıştı. İşte kaç taş, kaç tane dar, kaç tane geniş. Biraz anlatırken çok rahat ama çok da zor bir olay aslında. Yok, onu böyle tahayyül etmeye çalışıyoruz. Biz tasvir etmeye çalışıyoruz, evet, siz anlatırken de zor aslında. Yani. Ve bütün ölçülerimi aldım. Arkadaşlarım çarşı pazara giderdi. Benim öyle bir şeyim olmadı. Çünkü ben orada bir vazife de ayrıca yapmak zorundaydım. Aldım, getirdim. Getirdikten sonra artık milimetrik kağıda kaç ölçek yapacaksak o ölçülerde normal çizimlerimi yaptım. Ve ondan sonra Mevla nasip etti. Önce Kabe-i Muazzama'nın Mescid-i Haram'ı yaptım. Bir buçuk sene sürdü. Bir buçuk sene. O çalışmamız sene. Evet. Ve bitirip Ulu Cami'ye, bizim Erzurum'un meşhur büyük bir Ulu Cami'miz vardır. Erzurum'un en büyük camisi. O camimize götürdük, koyduk. Açılışını falan yaptık. Akabinde tabii mescidi tamam, haram tamam ama Mescid-i Nebevi de olmalı. Gidince çünkü hem Ümre'ye gidiyoruz, hem Mekke'ye gidiyoruz, hem Medine'ye gidiyoruz. Bu sefer Mescid-i Nebevi'ye başladık yapmaya. Tekrar bir ziyaret. Yok. O zaman almıştım ikisini de. Ölçülerimizi aldık. Evet. Mescid'in maketinin tam ortalarındayım. Yapıyorum. Bir gün bir dostumuz geldi. Erzurum'da Kabe maketini gördü. Bana telefon açtı. Ulu Cami'de görmüş. Bana telefon açtı. Telefonda benimle tanışmak istediğini söyledi. Ben de dedim ki şu anda elimdeki maketin biraz kritik yerindeyim. Acaba yarın görüşmemiz olur mu? Dedi ki biz bugün gideceğiz ama dedi ki şu anda neyi yapıyorsunuz? Dedim Mescid-i Nebevi'nin maketini yapıyorum. Oo tamam dedi, biz gidecektik, daha gitmiyoruz. Yarın bekleyip sizle görüşeceğiz. Olmaz dedim, o zaman benim gelmem lazım falan. Hayır dedi, yemin verdi. Yok dedi, ben dedi o zaman yarını bekleyelim. Geldik, ertesi gün yazıhanede görüştük. Kim olsa gerek? İhsan Ataman Bey. İhsan Ataman Bey'le ilk tanışmamız böyle oldu. Tabii o arada bize İhsan Bey bunların peşine Mescid-i Aksa'yı da yapsanız diye bir teklifte bulunmuştu. Ben de bir buçuk sene Kabe sürdü. Mescid-i Nebevi'nin ortalarındayım.
İki senede de o bitti zaten. Düşünmedim dedim, yok aklımızda yok öyle bir şey. Kartını verdi bize, dedi ki bu kartım sizde bulunsun. Eğer düşünürseniz, İstanbul'a gelirseniz görüşürüz. Ben de aldım koyduum cebime, tamam eyvallah. Bir şey ummayarak aslında. Bir şey, tabii yani işin içerisinde çünkü işin zorluğu biraz olduğu için bir de bakalım hele nasip olacak bu mescidi eve bitirecek. Şeyi de sözünüzü kesiyorum, hiç boş bırakmıyor yani. Siz ne zaman bu şeylere başlasanız hemen şu anda mescidin nebevi yöneticilerini de çeviriyor. Evet, yönetmenimiz gayet güzel gösteriyor sağ olsun. Evet. Ve mescidin nebevi maketini bitirdik. Onu da bittiğinde bizim İstanbul'daki çocuk da annesine demiş işte mescid aksayı falan yapsın. Annesi demiş sakın aklına sokma. Yani sakın şey yapma falan. İyi demişler. Benim bunlardan haberim yok. Sonradan duydum. Daha sonrasında biz işte bir bakanımız, eski Sağlık Bakanımız Recep Akdağ Bey'in bir açılış yapacak diye mescidin maketinin bir bekletmemiz oldu bir 15 günlük. Hmm. O süreyi de bilen arkadaşlarımız vardı, bittiğini bilen arkadaşlarımız. Tabii onlar Necmettin Nursasen Hoca malumunuz Erzurum'a konferansa gelmiş. Gece saat 11.30 aradılar. Dediler ki biz sizinle geliyoruz hocamla beraber eve. Allah'a emanet. Hayırdır? Hocam bir maketi görsün. Buyurun dedik. Geldiler. Hocam maketi gördü. Böyle bayağı bir hayretlerle falan, Allah Allah falan bayağı bir şey yaptı. Oturdu, ben biraz sonra çocuklara işaret ettim. Lambaları söndürdüler, sadece mescidin lambaları yanıyor. Boş ışıkta. Dedi ki ben 30 sefere yakın gitmişim. Biraz sonra dedi ki, şu anda dedi sabah namazında otelden çıkmış Mescid-i Nebevi'ye doğru gidiyorum dedi. Dedim hocam gerçekten o hissi verebilmiş miyiz, alabildiniz mi? Dedi en son gördüğüm neyse, şu anda onu görüyorum dedi. Sen mimar mısın dedi. Evet. Dedim az yok önce hocam. Benim de yönelttiğim soru. Dedim hocam teknik ressam, mimar değilim dedim. Dedi Allah vergisi olsa gerek dedi. Hı. Ki Necmettin Nursaçan Hoca da babama çok benzer rahmetliye görüntü olarak da. Ben onu her görünce babamı hatırlar. Dedi ki ben çok yer gezdim. Bir tek Mekke'de Kabe ile Mescid-i Nebevi maketi bir arada gördüm. Başka bir yerde pek rastlamadım dedi. Bazı yerde Kabe maketleri var. O zaman demek ki bunu sen Ulu Cami'ye koyduğun zaman bir de Erzurum Ulu Cami'de olacak. Öyleyse sana bir tavsiyede bulunayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 tane mescidi işaret etmiş. Dünyada en kıymetli. Biri de Mescid-i Aksa. O zaman Mescid-i Aksa'nın da maketini yaparak dünyada bir ilki yap. Ve bu da Erzurum'a nasip olsun. Tabii Mescid-i Nebevi maketi 2 sene, 1,5 sene o. Bir de İsrail meselesi var işin içerisinde. Evet. Dedim ki hocam nasıl olur bilmiyorum dedim işte. İsrail'e gidip orada sıkıntı yaşarız falan. Elini omuzuma vurdu. Dedi ki biz dua edelim sen de gayret et dedi. Yaparsan iyi olur dedi. İlk çiviyi İhsan abi çakmış. Tabii orada var işte. İkinci çivi yani, de gelmiş. Sağ olsun İhsan Bey gibi mesela orada nice insanlar gelip bakıp maketlere gidiyorlar. Bazen arayanlar oluyor, tebrik edenler oluyor, sipariş vermek isteyenler oluyor. Sipariş de almıyoruz bu ticaret işi yapmadığımız için. Ve İhsan Bey de onlar gibi bakıp gidebilirdi. Ama duyarlı bir insan olduğu için bir de işte biraz önceki anlattıklarından yola çıkarak Mescid-i Aksa efendim hayranı ve özlemi olan birisi olduğu için ne diyeyim ben buna bir bunu da teklif edeyim onu da yapsın aradan o da çıksın gibi bir düşünceyle bize herhalde teklif niye etti. Oraya gelmişe isterseniz ben müsaadenizle buradan çok arayı da açmadan bir giriş yapayım. Umre ziyaretinde hesabın beklediğimiz gibi olmayacağı hissine edindim. Ne gibi abi? Yani biz hani klasiktir işte Rabbin kim, peygamberin kim ve namazdan başlayacak böyle klasik bir hesap faslı yapılır ya bizde. Bir takım şeyleri hiç görmezden geldiğimizi, onları es geçtiğimizi, yani trafikte gidiyorsunuz, birden bir boşluk buluyorsunuz, ileri atılıyorsunuz, 10 araba öne geçiyorsunuz. 10 kişinin vebalini alıyorsunuz aslında. Sırada gidiyorsunuz, herkes sırada gidiyor. Siz bunun her gün yaptığınızı düşünün,
hiç farkında olmadan çok müthiş bir şey biriktiriyorsunuz, hesap. Bir emniyet şeridinden gidiyor. Mesela bir emniyet şeridini işgal. Bunun gibi orada bir sürü şey böyle gözümün önünden geçti ve dedim ki eyvah, biz bu hesap beklediğimiz gibi gelmeyecek. Çok daha farklı yerden çok daha ağır gelecek. Oranın bende kalan hatırası oydu. Mescid-i Aksa'da ise ümmet nedir onu hissettim. Dilini bilmediğim insanlarla öyle bir kucaklaştık ki kardeşinizle öyle kucaklaşırsınız ancak. Ve ha, demek ki ümmet buymuş. Müslümanlar birbirlerinin kardeşiymişin manası bu imiş. Onu orada hissettim. Dönüp geldikten sonra dediğim gibi yani müthiş bir dolu vaziyette geliyorsunuz. Omuzlarınızda büyük bir yük olduğunu, oradaki mazlumiyeti, mağduriyeti, yani o Mescid-i Aksa'nın kapısındaki Yahudi askerleri gördüğünüz zaman bir defa yani ciddi bir şekilde saygılıyorsunuz. Benim mabedimin girip girmemeniz benim yani. Mescidimin kapısından içeriye girip girmememe bir Yahudi'nin icazeti gerekiyor, müsaadesi gerekiyor. Bunlar sizin omuzunuza müthiş şekilde bir yük yüklüyor. Yani oraya dair bir şeyler yapmanız gerektiğini, gelir gelmez ne yapabiliriz, kim vardır, kim yoktur derken tekrar biz Mirasımız Derneği'ni bulduk internette. Ya bizim de işte çalışıyoruz, bir pazar günümüz var. Ya adrese gidiyoruz, kapalı. Hanımla gidiyoruz, kapalı. Allah ya, başka bir yerde yok, başka bir, Allah razı olsun. Yani bu Mirasımız Derneği'ni kurup başlatıp bugüne getirenlere, yani o gün arıyoruz, başka bir adres çıkmıyor karşımıza. Bir tek Mirasımız Derneği. Neyse, bir vesileyle bir hafta içinde telefonla görüştük, gittik. Şimdi etrafınızdaki insanların Mescid-i Aksa'ya karşı sizdeki doluluğa tam tersine onlardaki vurdum duymazlık, boşluk sizi bir şeyler yapmaya itiyor. İşte o zaman benim aklıma ya bir Mescid-i Aksa'nın maketi olsa da, yani insanlar gördüğüne daha yakın, daha yatkın olurlar bilgi edinme açısından, nasıl edebiliriz diye bu sefer araştırmaya başladım. İnternetten gene bu minyatürkün eserlerini yapanların bir kısmına ulaştım. Bir kısmına derdimi anlattım. Bir kısmı hiç oralı olmadı. Bir kısmı çok astronomik rakamlardan bahseder oldular. O vesileyle öyle bir arayışın içerisinde iken Erzurum'a, memlekete gittik. Amcam doktorun odasında bir Erzurum çifte minareli medrese maketi gördüm. Çok hoşuma gitti. Detay falan çok hoş. Maketin altında bir kartvizit, Doğan Attatoğlu. Sordum, ben tanımıyorum. Evet dediler, Doğan Bey işte çok güzel. Hatta Ulu Cami'de şeyi var dediler. Mescid-i Haram'ın. Ya hemen tabii koştuk gittik Ulu Cami'ye. Baktım yani ortada ciddi olarak titizlikle çalışılmış bir eser var. Benim de işte dönüşüm ertesi gün dönme şeyimiz var. Ya nasıl edebiliriz? Şimdi ben bir maketin peşindeyim. Nasıl olabilirinin peşindeyim. Burada da bu kadar mükemmel bir, o benim aradığım mescidin kardeşini yapmış bir sanatçı, bir hemşerim var burada. Sağ olsun amcam telefon açtı. İşte randevu istedi. Ertesi güne anlaştık. Ertesi günde yine Doğan Bey belki hatırlar, misafirleri vardı. Biz biraz geç kaldık randevumuza, işin açığı. Sağ olsun yine misafirlerini bir yere emanet etti, koştu, geldi. Orada konuştuk. Derdimizi anlattık.
Dedi ki ya ben çok yoruldum dedi. Yani şu an işte gördünüz Mescid-i Haram'ı, şu anda Mescid-i Nebevi'yi yapıyorum. 2 yıla yakın oldu, bitmesi yakın. Artık ben yoruldum. Yani hiç neyse biraz dinlenmek istiyorum. Ya ben dedim ki böyle böyle ya, madem 2 mescidi yaptınız yani size artık bunu da yapmak düşer bana sorarsanız, hatta üstünüze böyle bir farza yakın da bir borçtur. Ama tabii ki tabii netice... yani buna farza yakın bir borç demek aslında yanlış olmaz. Her şeyin şükrü, her şeyin teşekkürü kendi cinsindendir. Size evet, de Mevla evet, böyle evet. bir marifet, bir müziyet vermiş. Şükürler olsun tabii, o yönde de hizmet etmek istiyor insan. Evet. Bir de kendi imkanlarınıza yapıyorsunuz. Artı evet. hiçbir malzemenin satılan dökümanı yok. Malzeme yok. Evet. Bütün üreteceğiniz malzemeyi siz kendi becerinizi ortaya getirerek buluyorsunuz. Sağ olsun işte İhsan Bey'in oradaki duyarlılığı bugün burada şu stüdyoda beraberliğimiz. Nereden nereye? Evet. Bu çok önemli. Biz tabii oradan çıktık. Geldik. İşte hocanın o söyleyişi. Akabinden benim bir kitap evinde kitap veya CD arayışım yoktu, görmedim. Arkadaşa sordum, Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili bir kitabınız, CD'niz var mı? Yok dediler. Daha öncesinde işte televizyonda bir Pelin Hanım'ın bir programında Kudüs ile ilgili çok güzel bir programı vardı. Orada çok güzel önünde açılmış bir kitap falan. Kitabın ismini falan aldım, yazarları aldım. Geldim o kitapçılara baktım, yok. Tam merdivenleri inerken genç arkadaşımız dedi ki hocam bir dakika, ben bir yerde bir kitap görmüştüm ama bir bakabilir miyim, bekler misiniz? Olur dedim. Bekledim. Gitti arkadaş, aradı, getirdi. Getirdiği kitap benim Pelin Hanım'ın programındaki gördüğüm kitap. Duygulanmamak mümkün mü? Sen gökte ararken yerde buluyorsun. Aldık. Neticede efendim biz tabii kalktık geldik şeye, İstanbul'a. İşte İstanbul'da gezip dolaşırken Dahi Sen Bey'in yanına henüz gitmemişken bir televizyon kanalındaki yönetmen arkadaşımızın, genel yayın yönetmen arkadaşımız da bizim Fahri'nin arkadaşı olduğu için uğradık. Onun duvarında çerçeveli, rakamlı falan Mescid-i Aksa'nın bir tablosunu gördüm. Kalktım baktım, dedim ki bundan nereden temin edebiliriz? Dedi ki amca ondan yok dedi, yani bilmiyorum, bir bakalım araştıralım. Peki dedim. Oradan geçtim ben İhsan Bey'in yanına. Tabii İhsan Bey'in iş yerindeki yazıhane kısmındaki odasına girdiğimde baktım ki arka tarafta Mescid-i Aksa'nın çok büyük bir tablosu var böyle. Kalbimden geçti Allah için. Dedim ki herhalde bu İhsan Bey bu işin içindeki birisi, bize de öyle bir teklif yaptığına göre. Girdim. Çok da hoşuma gitti. Neyse görüştük falan, anlaştık. Ertesi gün Mirasımız Derneği'ne bizi buluşacağız, beraber gideceğiz, yetkililerle tanıştıracak. Kalkarken dedi ki ben size bir poşette kitaplar falan vereyim, döküman bir karıştırın, bakın en azından bir ön bilgi olsun. Olur dedim, aldım. Gayri ihtiyari poşetin içine bakarken baktım ki rakamlı bir şey var. Bir dakika dedim. Bu yabancı biz değil dairede dedim. Haritaları böyle katları şey yapardık. Çıkardım, Allah Allah, bir baktım ki benim o TV'deki gördüğüm tablonun aynısı. Aynen. Ey yarabbi, ben nasıl oluyor ya, bu hemen aklımdan geçiyor, eline Cenab-ı Hak getiriyor, diyor ki al buyur işte, ne bekliyorsun daha. Akabinde işte gönderdik, yetkililerle görüştük, tanıştık derken hazırlanacağız. Bu arada arkadaşın masasında Mescid-i Aksa'nın biblosunu gördüm ben. Hı. Orhan Bey'di galiba, evet, Orhan Bey'in masasında. Çok da hoşuma gitti. Baktım böyle bayağı teferruatlı. Bunu ben nereden temin edebilirim, bulabilir miyiz? Dedi ki çoktanın dedi, zor dedi, bulamayız dedi. İyi peki dedim, keşke bulabilseydik iyi olurdu. Çıktık oradan. Ben Erzurum'a döneceğime bir gün mü vardı veya aynı gündü. Döneceğim, bir baktım telefon. Orhan Bey aradı. Onlara da selam sevgilerimizi gönderelim. Sağ olsunlar. Ve bir uğrar mısın abi falan. Dedim ki uğrayayım. Ben sandım ki herhalde pasaportla falan ilgili bir şey olacak. Hiç demedi çünkü telefonda. Orhan gittim. Bize dedi ki abi onu da ben ekleyeyim orada. Biz evet. Orhan'la beraber çalıştık öyle o dönemde. Hmm. Şu anda da yönetim kurulu üyemiz Orhan kardeşimiz. Evet. Orhan dedi ki böyle böyle bir durum var. Hmm.
bu abimize kesinlikle bu maketten bulmamız lazım. Yoktur, et zordur vesaire. Dedi bu abimize kesin bu maketten bulacağız, yoksa dedi seninkini vereceğim. Ondan sonra biz de tabii işin ehemmiyetini öğrenince uğraştık, koşturduk. Elhamdülillah bir maket temin etmiştik. İşte benim orada böyle gittim onu görüşünce dedi ki arkadaşlar çay falan iç, dedim vaktim yok. Akşam da yolcuyum. Arkadaşa seslen, dedi ki o paketi bir getirin. Getirdi, açtı. Allah Allah, bir bunun aynısı çıktı. Çıkınca ben bayağı duygulandım. İşte hep kendi kendime şunu dedim. Ya Rabbi, bütün aşamaları böyle peş peşe koyunca İhsan Bey Erzurum'a gelecek, Necmettin Nursaçan Hoca gelecek, o kitabı sen görüp bulamayacaksın, öyle bir şekilde gelecek. Oradaki tabloyu göreceksin, bu şekilde eline gelecek. Ve gelmişsin buraya kadar. Bunların hepsini yaşadığımız için Cenab-ı Hak artık bunu yapacaksın, başka kaçış yolun yok. Allah razı olsun. Şöyle hemen unutmayalım. Evet. Çünkü Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı bu kadar sıcak sıcak konuşurken Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya nasıl bağış yapabiliriz? Hemen bizim hatırlatmasını yapalım. Mirasımız.org.tr adresine giriyoruz. Online bağış bölümünden istediğiniz projeyi seçiyoruz ve oradan Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz. Onun haricinde hesap numaralarına havale EFT'ler yapabilirsiniz. 5772 numaralı hatta bir SMS'le 5 TL bağışta bulunabilirsiniz. 2 SMS göndererek bir kişinin iftar bedelini karşılayabilirsiniz. Ama sizler derseniz ki biz bir iftarla, iki iftarla değil de gruplar halinde iftar vermek istiyoruz. Kendi hayrıma, annemin hayrına, babamın hayrına, ölmüş bir akrabamızın hayrına, binlerce kişiye, yüzlerce kişiye orada sofralar kurmak istiyoruz derseniz hemen internet sitemizden de detaylı bilgi alabilirsiniz. Ama 212-524-0101 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgileri alabilirsiniz. Şu anda kardeşlerimizin telefonun diğer ucunda sizlerden gelen telefonlara cevap veriyor ve sizleri bilgilendirmek için çabalıyorlar. O arkadaşları bugün yoralım istiyoruz. Evet. Bugün hazır Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı ciddi ciddi böyle önümüze yatırmışken 212-524-0101 numaralı hattımızı arayarak detaylı bilgi alabiliriz. Tabii şu anda da yapılan projelerle alakalı görüntülerimizi de getiriyor yönetmenimiz. Mescid-i Aksa'nın bahçesinde sizlerin göndermiş olduğu emanetleri Mescid-i Aksa'ya ulaştırıyoruz. Orada bir Müslümana iftar, kumanya vesaire şekilde orada ihtiyaç sahibi Müslümanlara en güzel şekilde ulaştırıyoruz diyoruz. 212-524-0101 diyoruz. Kısa bir hatırlatmamız var. Hemen akabinde sohbetimize devam edeceğiz. Mescid-i Aksa'da bir sofrada sen kur. Kudüs'te iftar ve sahur bereketine ortak ol. Mescid-i Aksa'da bir kişilik iftar 10 lira, bir kişilik sahur 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. Mirasımız Derneği 0212-524-0101 mirasımız.org.tr. Evet, biz hatırlatmalarımızı yaptık. Görsel olarak yaptık, sözlü olarak yaptık. Artık siz de gerekeni inşallah yaparsanız Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya bir katkıda bulunursunuz diyoruz. Evet abi, biz devam edelim kaldığımız yerde. Hayır ayındayız. Gerçekten herkes hayırda yarışması gerekiyor. Şükürler olsun Türkiye'mizde de o konuda gayet duyarlı bir toplumumuz var. Duyarlılar elhamdülillah. Ve onların fazlasıyla duyarlı olarak yardım edeceklerine inanıyoruz. Bizler orayı gidip gören insanlar olarak hakikaten içimiz parçalanıyor. Bundan dolayı da sizin dışınızda biz de seslenelim. Ne olur yardım edin ve ayrıca da ne yapın yapın bir sefer Kudüs'e bir ziyaret gerçekleştirin. Bu çok çok önemli. Gidip geldikten sonra anlayacaksınız. Evet, İhsan Bey sağ olsun. Gerekli detayı çok iyi verdi. Ben de bu arada bir acizane katkıda bulunmak Estağfurullah. İstiyorum. Estağfurullah. Yani siz de gittiniz geldiniz notlar olacak. Kudüs'e neden gitmek gerektiğini ayrıca bir 3 dakika sonra bir reklam aramız var. Ondan sonra ayrıca vurgulayacağız. Tabii ki. Başlangıç serüveninin son kısımlarında şöyle diyelim, devam edelim. İşte Mevla nasip etti. Kudüs'e çağırdılar. Dediler ki gelin Kudüs'e gidiyoruz.
geldik. Kulakları çınlasın. Mehmet Bey'le işte rehberimize o zaman tanıştık. Numan Bey'le, Numan Balcı kardeşimizle, kadim dostumuz, onunla orada tanışma fırsatımız oldu. Ve ailesiyle, çocuklarla birlikte onlar da geliyorlardı. Allah bağışlasın, iki tane, şimdi üç tane olmuş. Şimdi üç tane. Allah bağışlasın. Çok kıymetli çocuklar yetiştiriyor ailesi olarak. Ve orada tanışmalarımız oldu. Tabii havaalanına indiğimizde ki Mehmet Bey bize bazı şeyleri önceden not olarak bildirdi, söyledi. Hakikaten orada indiğimizde adam geldi, soruyor orada İsrailli yetkili, yanınızda bomba var mı? Yani bomba sorulacak bir soru mudur? Ama maksat ne? Maksat tahrik edip ve içeriye gitmeden onları geri çevirmek. Ha, burada ne çıkıyor? O zaman biz mücadelemizi yapacağız. Belki de birkaç gün önce belki dönen gruptaki abilerimiz bu tahriklere kapıldılar. Evet, belki ya olabilir. Yani orada ama onların tahrikine kapılmadan işi gerçekten böyle severek yapmak lazım. Ben çalışırken Mehmet Bey bana özellikle dedi ki hocam siz ölçüler alacağınız zaman mutlaka İsrail askerleri yanınıza gelirler. Sakın ellerinizi kaldırmayın. Ellerinizi kaldırmadan konuşmaya çalışın ve konuştuğu zaman eğer çok üzerinize gelir konuşurlarsa şöyle celallı bir şekilde göz bebeklerin içerisine bakarak konuşmanızı yapın, inşallah başlarını alır giderler. Ve ben ikinci günüydü, işte ölçümlerimi alıyorum. Ha, biz gittiğimizde de Mirasımız Derneği, Allah razı olsun bütün hizmeti olanları tebrik ediyorum cani gönülden, demek ki bu yardımlar boşuna değil, bunu da insanlarımızın bilmesi lazım. Gittiğimizde Kütbettüs Sahri ve Kıble Mescidi'nin içerisinde iskeleler vardı. Orada restorasyon çalışması vardı biz gittiğimizde. Ben o ölçümleri alırken bir İsrail askeri geldi. Anlaşamadık konuşmalardan. O benim dilimi bilmiyor. Ben onu anlamadım. Bu anus elindeki telsizle falan bir şeyler konuştu. Başka birisi geldi. Bu arkadaşımız biliyordu Türkçeyi. Ama tam teçhiz attılar böyle. Evet. İşte ne yapıyorsunuz falan. Türkçeyi bilen bir İsrail polisi bilen geldi. Evet, evet. Allah Allah. Dedim ki biz işte, rastlamadık yani siz bu arada. Siz rastlamadınız mı? Size... Ha, bana rastladı. Ben çünkü öbürüne Türk'üm falan dedim. Herhalde oradan yola çıkarak öyle bir şey yaptı o birinci asker. Dedi ki ne yapıyorsunuz burada? Dedim ki restorasyon, Türkiye işte ölçü alıyorum. Uyanık adamlar tabii. Şeylik yapıyorlar. Dedi ki restorasyon mescitlerin içinde. Siz bu alanda ne yapıyorsunuz? Ben alanın ölçüsünü alıyorum. Ben ama o arada dosyalar falan var, küreküler var ellerimde. Baş parmaklarımı pantolonun yan ceplerine taktım ki ellerimi kaldırmayayım. Mehmet Bey sağ olsun söylemişti ya. Ola ki bir aksilik olur, sıkıntı yaşamayalım, onları da yaşatmayalım diye. Ve ben tabii o arada işte sözü de aklıma gelince böyle biraz üstelediği zaman yaklaştım. Biraz daha böyle gözünü tam bir doktor olarak bebeğimin baktım böyle. Sesim tonumu da yükselttim. Dedim ki Türkiye İslam Restorasyon ölçü gerekli olması alır mıyım? Ölçü gerekli almam lazım falan. O biraz önceki o Türkçe bilmeyen onun koluna girdi, aldı götürdü. Gittiler. Daha sonrasında iki gün sonraydı. Bu sefer i̇şte bu, ben... Yani çok özür diliyorum. Yeri gelmişken ben söylemek istiyorum. Bu aslında bizim korktuğumuz, bazılarının titrediği İsrail'in nelerden ne kadar korktuğunun aslında bir yani canlı müşahidesi. Evet. Göz bebeklerine hiç korkmamak lazım. Biz oradakileri yalnız bırakmamamız lazım. Ve çoğunlukla oraya gitmemiz lazım. Biraz önceki görüntülerinizi ben gördüm. İftarda işte teravide o çoğunluğu orada görmek çok büyük mutluluk. Allah'a şükürler olsun. Bugünlere yine bu şekilde gelmiş ama bunun 365 günde hiç olmazsa onun yarısı dörtte biri kadar da olsa onlar da bilecekler ki ha burası sahipsiz değil. Burayı Müslümanlar bak bırakmıyorlar, gelip gidiyorlar. Ve o şekilde onları bir şekilde yıldırmamız lazım. Çünkü orası bizim ya. Hı. Ama gelin görün ki esbel kadar işte Allah'ın da bunda bir takdiri vardır mutlaka. Onları da Allah ıslah etsin diyelim. Bazen hocalarımız diyor ya İsrail Masar'ı da kahhar isimle kahreylesin. Belki beddua etmek bilmiyorum doğru değildir ama fakat öyle zulüm eden insanlara da insan artık tahammül etmesi de mümkün değil. Ve biz o kare kare resimleri çekerken bu sefer başka bir nöbet değişmiş herhalde. Başka birisi geldi. Niye bu kadar detaylı çekiyorsunuz diye. Ben de o arada tabii fotoğraf makinesinin
kordonunu falan böyle sardım koluma, yine ellerinde yanıma kaldım. Yani Mehmet Bey sağ olsun çok güzel tembih etmişti. İşte biraz şey yapınca niye bu kadar detay falan, dedim ki restorasyon için gerekli falan. Dedi ki yok, restorasyon, o da aynı lafı kullandı mescitlerin içinde. Ben de affedersiniz bir şeylik olarak biraz daha sesimi yükselttim. Bir de tam böyle bir adım daha yaklaşın dedim ki ulan dedim siz İstanbul'a geliyorsunuz, imini cimini çekiyorsunuz dedim. Size kim ne diyor dedim. Burası da Müslüman yeri dedim. Ben de İslam'ım, Müslümanım, Türk'üm. Burada çekmem lazım. Yoksa niye bu kadar detay çekeyim dedim. Ama herhalde o bir iki gün önceki cesaret de biraz daha ses tonum ve bakışım daha farklılaştı. Ondan sonra başını salladı gitti. Biraz ileri gittikten sonra ben bakıyorum yan gözle falan. Durdu. Herhalde dedim gelip yine bir şey diyecek veya bir şey olacak. Ondan sonra döndü gitti. Tabi buradaki bütün mesele işte Necmettin Nursel Hoca ne demişti? Biz dua edelim, sen de gayret et. Evelallah hocalarımızın, büyüklerimizin duaları sayesinde bir de çıktığımız yolda farklı yani hayır için yaptığımız bir şey. Ticareti yok, farklı bir amaç değil. Hizmet olsun diye yaptığımız çalışma. Cenab-ı Hak bu konuda da bize gereken yardımı yaptı. Ve bizi oradan sağ salim gerisin geri kazasız belasız dönmemizi sağladı. Ama bu arada bir toprağını aldım. Toprak havaalanında biraz sorun oldu. O toprağı ben Mescid-i Aksa'nın maketinin bahçelerinde kullandım. Şu anda makete bakıldığında o toprak tam oranın toprağı. Evet. Ve o toprağı da havaalanında götürdüler, cihaza soktular, getirdiler, cihaz tuttular. Bayan, oradaki bayan Türkçe biliyor. Dedi ki niye bunu aldınız? Dedim ki toprak. Niye? Maksat ne? Dedim ki vitrine götürüp koyacağım, ben buna bakacağım. Bura İslam toprağı diyemiyorum maket. Maket dersem belki başka bir şeye yorumlarlar diye hiç kullanamadım maket sözünü. O şekilde evet. Zorluklarla getirdim. Ve de ufaladım, baktım, dedim ki var mı, mücevher mi var, maden mi var, toprak. En sonunda kızgınlıkla tabii bizi yolcu ettiler. Allah razı olsun. Bunun evet. İstanbul'a döndükten yani Türkiye'ye evet. Döndükten sonraki evet. Kısmını reklamlardan i̇nşallah. Sonra dinleyeceğiz inşallah. Kısa bir hatırlatmamız var. Akabinde reklamımız ve biz tekrar burada olacağız. Mescid-i Aksa'da bir sofrada sen kur. Kudüs'te iftar ve sahur bereketine ortak ol. Mescid-i Aksa'da bir kişilik iftar 10 lira, bir kişilik sahur 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasimiz.org.tr. Evet, mirasımız sahur vakti programımız kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'ye döndük. Evet. Ama şimdi bu Türkiye'ye döndük deyince bitmiyor, başlıyor aslında. Yok, evet, asıl görev oradan devam edelim inşallah. Tabii hakikaten oraları görüp geldikten sonra diyorsun ki ben de bir şeyler yapmam lazım. Evet, şu anda sizle beraber Mescid-i Aksa'nın maketinin de görüntülerini evet, çevirecek. Yaptığımız şu andaki çalışma %50'lerdeyiz daha. Elhamdülillah. Yani bakan izleyicilerimiz zannetmesinler ki bitti. %50'lerdeyiz. İnşallah dua etsinler. Mevlam nasip ederse hedefimiz önümüzdeki sene Miraç Kandili'ne yetiştirmek. Ve Miraç Kandili'nde Erzurum Ulu Cami'de güzel bir programla bunu açılışını yapmak. Bu arada Numan Bey'e de bu konuyu aktardık. Herhalde artık diyorum benden iş çıkıyor. Top sizde. Beraber bir ona program, göre bir program izle yapın. Edeceğiz inşallah. Evet, inşallah. Çünkü ses getirmesi önemli. Tabii. Madem ki dünyada Necmettin Usta Hoca'nın dediği gibi de, madem ki bir ilk olacaksa helale 3 mescitte bir arada, bilmiyorum şu ana kadar siz bir yerde gördünüz yok, mü? Öyle bir şey duydunuz mu? Yani. Bu da işte inşallah nasip olursa bir araya geldiğinde demek ki hizmetine ulaşmış olacak. Tabii döndükten sonra diğer maketlerimizin ölçülerine uymak kaidesiyle bunu da onların yanına koyacağımız için baktığımızda mobilya olarak hep simetrik olarak aynı gözüksün diye o ölçüye indirdik. Ve 1/350 ölçek civarında ben milimetrik kağıda çizdim ki asıl çizim ve programı yerleştirmek o en büyük mesele oydu zaten. Tamam. Onu da şükürler olsun. Parça çok yaptık, yani. Çok evet, fazla yaptık, parça. Yerleştirdik. Ondan sonra akabinde de şimdi yavaş yavaş o yerleştirdiğimiz bölümlerden sonra başladık artık parçaları yapmaya. Parça parça, parça parça. Burada bir husus daha var.
malum Mescid-i Aksa'nın zemin taş, duvarlar taş. Evet. Hepsi taş yani. Taşlı olduğu için bu taşın desenini önce vermeniz gerekiyor. Muhakkak. Yani o bir hayli zaman alıyor. İhsan Bey herhalde gördüler değil mi o çalışmanın evet. bölümünü? Paylaşmıştık. İnşallah hedefimize varırız ve İnşallah. Biz Erzurum'da, ben aslında dün de Eves Gün'de Numan Beygil'de beraber olduğumuzda Konya'dan arkadaşlar vardı. Konya'da şubeniz var Mirasımız Derneği. Evet. Niye Erzurum'da yok? İnşallah ya, orada da sizinle bakın, beraber bir çalışmayı hayır, bizim beraber olmazsa şart değildi ama demek ki ihtiyaç var buna yani Erzurum'da da olması lazım. Geç kalınmış bir olay evet. ama geç kalmak demek yapmamak anlamda değil. Nereden başlarsak karı var. İnşallah Mevlam nasip eder. Erzurum'da da şubemiz açılır ve bizim de maketimizin ses getirmesiyle birlikte doğudan da bir hareket başlamış olur. Ümit İnşallah. Ediyorum. Tabii bu süreçlerden bahsedince 2 yıl Mescid-i evet. Nebevi'yi yaptık diyoruz. Evet. 1,5 yıl Mescid-i Haram'ı evet. yaptık diyoruz. Evet. Şu anda bir ne kadar sürer diyorsunuz? Bir yıl oldu evet, başlayalı yıl oldu, değil tabii. mi? Allah geçen nasip ederse sene, Miraç'a da bitecek inşallah, dedik. İnşallah şöyle oldu. Geçen sene Kadir Gecesi'nde ilk çizgimizi attık. Elhamdülillah. Ben genelde onlara başladığım zaman belli bir kandil gününde atmaya çalışıyorum ki inşallah feyiz olsun. Bir de bunları yaptığımız zaman böyle normal çalışamıyorsunuz. Yani ben çalıştığım zaman mutlak ve mutlak bir tarafta işte kasideler olacak, kaside evet. söylenecek, gazeller söylenecek, Kur'an okunacak, biz o şekilde çalışacağız. Öyle çalışıyoruz Allah'a şükürler olsun. Ve o havaya, atmosfere kendimizi tamamen verdiğimiz zaman bazen 2 gün hiç kalkmadığınız oluyor sadece namazın ve yemeğin dışında. Bazen de hiç eliniz gitmiyor, bu bir ilham meselesi. Bir de gitmişsiniz, görmüşsünüz, ben çalışırken çoğu kere de Kudüs kanalını açıyorum. Kudüs kanalına da bakıyorum o arada. Dostlarımızla ara sıra paylaşıyoruz. Numan Bey'le de falan işte bazı televizyon programı da sağ olsun katıldı. Bizle renk kattı. Hakikaten katkıları var. Bunlar çok öyle bilmiyorum basit şeyler değil. Artı İhsan Bey'in dediği gibi o dostluklar hakikaten devam eden bir dostluk haline geldi. Tabii. Yani. Bu da Mescid-i Aksa'nın özelliğinden olsa gerek inşallah. İnşallah. Tabii biz bunun şey boyutunu merak ediyoruz. Ben onu istiyorum yani. Nedir hayrola? Bunlar yapılırken bir atölyede yapılmıyor. Ve bir aileye de bir teşekkürünüz şöyle, vardı ya az önce. Onu evet. da burada belki bir dile getirmemiz şöyle diyeyim, gerekiyor. Şu andaki yaptığımız atölye Hacı annemin babamdan sonra bozmadığımız bir evi var. Evet. Hani daha önce bahsettik ya kendi evimizde Kabe'yi ve Mescid-i Nebevi'yi yaptık. 1,5 o 2 sene i̇şte öderken 3,5-4 seneye meğer bir olay. Evin ama bir odası tamamen inanın ki ben sizin hiç farkında değilim olayın. Bu maketler bitip de Mescid-i Nebevi maketini götürüp koyduktan sonra eş dosttan biraz kulağıma sesler geldi. Ben evde çalıştığım için meğerse ısım akraba konu komşu bizim eve rahat gidip gelemiyorlarmış. Hiç farkında değilim. Ama bu konuda sağ olsun özellikle eşim ve çocuklarım da bana hiç aksettirmediler bu konuyu. Ki şeyim bir demek ki kırılmasın şevkim. Ve bu şekilde devam ettik. Devam edince dedik ha o zaman Mescid-i Aksa'yı artık bu evde yapmamamız lazım. Demek ki biz hiç farkında olmadan bazı şeyleri de engelliyormuşuz. Tadaşkent semtinde Erzurum'da annemin bir evi var. Babamdan sonra biz evimizi hiç bozmadık. Aynen muhafaza ettik. Annem bizlerle beraber kalıyor ama fakat kendi evi var, yeri var. O da bir güvence olsun diye. Ve kışları da zaten kombin olduğu için kombinsini devamlı yakıyoruz. Komşuların hakkı geçmesin. Kimse yok ama evde. Fakat üstteki attakinin suçu ne yani? Ondan dolayı bu işi yaptığımızda bu sefer biraderler, İstanbul'daki işte Bursa'daki biraderlerim falan kardeşlerimle bu konuyu bayağı en uzunla konuştuk. Armut'ta kız kardeşim var, ablam var. Dediler ki Dadaşkent'teki evde yap. Para iş olmaz, orayı da şenlendir. Hı. Olur mu olmaz mı? Ben efendim Dadaşkent'e Yenişehir'den devamlı gidip geleceğim nasıl olur falan. Bu konuda İstanbul'daki biraderim dedi ki abi farz et ki İstanbul'dasın bir semtten bir semte çalışmaya gidiyorsun. Aynen bunda ne var? İstanbul'da değil herkes mi? İnsan bir saatten az yolla yani, katlanamıyor. O şekilde herhalde. Bir güzellik de oldu. İyi dedim tamam ve gittik o evi atölyeye çevirdik.
şu anda Mescid-i Aksa maketimizi o evde Yenişehir'den devamlı her gün giderek, bazen de orada kalıyorum çünkü her ortamı bozulmadığı için çalışıyorum. Hacı annem de sağ olsun devamlı dua eder ki oğlum Allah işini rast getirsin. Allah o şekilde devam ediyoruz. Ellerimden öpüyorum buradan. İnşallah Mevla bir an önce tamamlamayı evet, nasip etsin. Zaten uyku yok. Uyuyamıyoruz. Heyecan kapladı. Biraz daha ortaya böyle biraz bir şey gelince. Şeyler çıkmaya başlayınca artık. Hele dostlarımız bazen soruyorlar. Ne durumdasın? Nasıl falan? Bakıyorum ki ha, demek ki bunu ben bir an önce bitirmem lazım. Lazım. İnşallah Mevla nasip eder. Dualar, dua etsin seyircilerimiz de. Sizler de dua edin. Bitirelim. Mevla nasip etsin. O güzelliği hep birlikte yaşayalım. Allah razı olsun. Ben İhsan abiye dönmek istiyorum. Evet. Neden Doğan abinin peşinden gittik abi? Neden illa 3. mescidi, ilk kıblemizi yapmamız lazım dedik? Neden Mescid-i Aksa'nın siz bu kadar aslında davasının peşindesiniz diyelim? Evet. Şimdi Mescid-i Aksa'yı iki sefer yani ziyaret ettik. Önemini, oraya evet. Ziyaret vurgusunu evet. Şu anda yapacağız. Evet, İnşallah evet. Sizden alalım bunları. Yani iki sefer ziyaret etme kısmetimiz, nasibimiz oldu Allah'a şükür. Her bir seferinde omuzumuzdaki yükün daha da ağırlaştığını hissettik. Yani orada mabedimiz maalesef Yahudiler tarafından bir taraftan yıkılmaya çalışılıyor. Bir taraftan her geçen gün artan sayıda ziyaretlerle oradaki Müslümanlar rahatsız ediliyor. Bunları gördüğünüz zaman muhakkak bir şeyler yapılması gerekiyor. Yani bir saati aşkındır biz maket üzerine konuşurken işin esprisi neydi? İşin esprisi buradaki insanımızın dikkatini oraya çekebilmekti. Bugün çok işte mübarek bir ayın ortalarına doğru geliyoruz. Evet, müteşekkiriz. İnsanlar yardım etmeye çalışıyorlar ama daha pek çok Müslüman maalesef Mescid-i Aksa'dan haberdar değil. Mescid-i Aksa'nın durumundan haberdar değil. Mescid-i Aksa'nın nerede olduğundan haberdar değil. Evet, bakın abi. Demin Doğan Bey dedi, benim iş yerimde çok büyük bir Mescid-i Aksa fotoğrafı var. Zaman zaman oraya gelen insanlar burası Mardin mi, burası Urfa mı diye soruyorlar. Onun için ben sağ olsun Mirasımız Derneği'nin bilgilendirme poşetlerinden sürekli bulunduruyorum. Gelen misafirlere onlardan birer poşet hediye ediyorum, anlatıyorum. Bunu da götürün evde çoluk çocuğunuzla birlikte inceleyin diye. Pek çok insana ulaşabilmemiz lazım. Pek çok insana ulaşıp Mescid-i Aksa'yı hatırlatmak, oranın sıkıntılarını anlatabilmek için de farklı farklı mecralar kullanmak zorundayız. Maket bunlardan bir tanesi. Yeter mi? Yetmez. Aslında bizim, sizin, ben hemen orada araya girmek istiyorum. Sizden aldığımız bir fotoğraf vardı. Doğan abinin de ofisinizde kocaman diye bahsettiği fotoğraf. Aslında o da bir nokta oldu. Biz o fotoğraflardan, o fotoğraftan çok ciddi şeyler yapıp onları insanlara hediye ettik. Hı. Siz de orada bir yol açmış oldunuz evet. Bize. Evet. Yani benim ofisimde de var aynı fotoğraf. Ben de bakın o kalitede fotoğraf sayısı çok az. Çok evet. Az. Bizim inşallah bir profesyonel fotoğrafçı arkadaşımız da bu Eylül ayı gibi inşallah gidecek Doğan Bey'in maket için gittiği gibi, o da çok ciddi fotoğraflar, çok kaliteli fotoğraflar olur. Çekebilmek için gidecek. Onun altyapısını hazırladık. Bizim maalesef Mescid-i Aksa davasına, Kudüs davasına dair elimizde yeterince ne hikayemiz var, ne romanımız var, ne şiirimiz var. Bakın Mescid-i Aksa ve şiir dediğiniz zaman rahmetli Akif İnan'ın şiiri gündeme gelip oturuyor. Onun yanında 3 tane 5 tane daha şiir koyamıyoruz. Halbuki kitaplar dolusu şiir koymamız lazım oraya dair. Romanlar, hikayeler koymamız lazım. Tiyatro eserleri koymamız lazım. Sinema filmleri koymamız lazım. Bütün
mecralarda, yani biz Yahudinin Kudüs'ü Yahudileştirmek ve Mescid-i Aksa'da kendi kafalarındaki mabedi yapmak için harcadıkları enerjinin ve paranın şu anda binde birini bile harcamıyoruz. Onu geçen programlarda da zikrettik abi. Yani şundan bahsedeceğim. Sadece Kudüs'ün Yahudileştirilmesi için 3000'in üzerinde dernekleri evet. var bunların. Ve aşağı yukarı 4-5 milyar dolarlık da bütçeleri var bu iş için. Biz şimdi burada Allah razı olsun hepsinden gene bir sahur için 5 lira gönderen kardeşimize teşekkür ediyoruz. 5 milyar dolardan bahsediyoruz orada. Ama nedir? İşte bizim en büyük şu andaki sıkıntımız Mescid-i Aksa davasını duyuramamamız. Bunu duyurmanın zeminini oluşturmamız lazım. Onun için ben hali vakti yerinde olan, hayır işlemek isteyen kardeşlerimize şöyle seslenmek istiyorum. Mescid-i Aksa'ya insanlar göndersinler. Mescid-i Aksa'ya bir özelliği olan, yani sanatçı özelliği olan insanları, şair, yazar, ve fotoğrafçı olan insanları. Katma değer sağlayacak evet. özellikle yani insanları. Yani dönüşte eserlerine bunun yansıyacağı insanları bol miktarda göndermemiz lazım ki bunlar döndüğü zaman evet biz şimdi bir çocuğa Mescid-i Aksa'yı nasıl anlatacağız? Değil mi? Yani bir çocuk şiiri, bir çocuk masalı, bir çocuk hikayesi, buna dair bir sürü eserimiz olması lazım ki biz o çocuğumuza bunu anlatalım. Bir gencimize bunu nasıl anlatacağız? Kudüs'le, Mescid-i Aksa'yla ilgili marş, ezgi, şiir, film, bunlar olması lazım ki anlatabilirim. İnsanlar işte Kudüs'le, Mescid-i Aksa'yla 30 yaşında tanışıyorlar. Evet, bakın yani benim kendim için söylediğim bir şey vardır. Kafamda da bir kitap projesidir ama olur mu bilmem. İnşallah. Hüznümü Kudüs'e sor dediğim zaman 3 tane hüzünden bahsediyorum. Bunun bir tanesi geç haberdar olmak. Yani keşke ben 18 yaşımda haberdar olsaydım. Belki bugüne kadar çok daha hem kendimi fazla bu konuda yetiştirmiş hem daha fazla hizmet ediyor olurdum. Belki dediğiniz gibi boyama kitaplarıyla çocuklukta, gençlikte değil de belki evet, de çocuklukta evet, tanışsaydık. Yani bir tanesi bu hüzünlerden, bir tanesi bu geç tanışma hadisesidir. Ama işte biz bugün bunun altyapılarını oluşturmalıyız ki bundan sonraki nesil, bundan sonraki insanımız hem geç tanışmamış olsun hem de herkes Mescid-i Aksa'dan haberdar olsun. O taşın altına elini koysun, yüreğinde oranın acısını hissetsin. Mescid-i Aksa'da neler oluyor? Yani Mirasımız Derneği niye var? Mirasımız Derneği bu kadar yıldır neler yapıyor? Tabii bilmeyen insan için hiçbir şey ifade etmiyor ama yani ben düşündüğüm zaman hakikaten en başından beri bugüne kadar buna hizmet veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir çalışma başlatılmış bugüne evet, kadar evet. ve bugün temel çalışmalardan orada bahsedersek ilim halkaları dediğimiz bir çalışma var. Bu tarihi bir miras olarak devam ediyor geçmişten bugüne kadar. Orada sabahtan akşama kadar öbek öbek hocaların etrafında toplanmış insanlar İslam ilimlerini tartışıyorlar, konuşuyorlar, tahsil ediyorlar ama bunun yanında asıl orada bir ribat görevi görüyorlar. Yani orayı koruyorlar. Orada birileri var. Bunu, burası boş, burası sahipsiz değil diyorlar. Hem onu sağlıyorlar, hem bir ilim tahsili yapıyorlar, hem de bu insanlar orada o mübarek mescitte ibadetlerini yapıyorlar. Belki de Mescid-i Aksa'ya gittiğimiz zaman huzur içerisinde ziyaret edebiliyorsak orada nöbet tutan Tabii bu ilim halkalarının varlığı sebebiyle. Bu çok önemli şeylerden bir tanesidir. İsteyen kardeşlerimiz bu halkalara yine mirasımız web sayfasından ulaşıp
buradaki desteklerini, bu hizmetlere bu desteklerini verebilirler. Bunlardan bir ilim halkalarından bir tanesi de evet, şu anda zaten ekranlarımızda. Görüntüde var. Evet, işte bunun gibi pek çok ilim halkası orada devam ediyor şu anda. Allah sayılarını artırsın diyelim. Bu da nasıl olacak? İşte bizim desteklerimiz de olacak. Buradan bir öğrenciyi desteklersek oradaki bir öğrenci daha bu halkalara iştirak etmiş olacak. Bunun yanında gene tarihi bir miras olarak Selahaddin Eyyubi'den bize devam edip gelen Beyarık Seferleri dediğimiz Kudüs'ün dışındaki Müslümanların da getirilip orada bu mübarek mescitle hemhal olması, orada ibadet etmesini sağlamak. Bunun için gene Mirasımız Derneği'nin ciddi katkılarıyla orada hem kendi malı otobüslerle hem ihtiyaç olduğu zaman dışarıdan otobüs temin edilmek suretiyle sürekli Kudüs dışındaki Müslümanlar oraya taşınmakta, sabahtan akşama kadar orada aynı şekilde ibadetlerini etmekte ve gene aynı şekilde onlar da bu ribat görevine bir katkı sağlamaktalar. Temel orada yapılan gene önemli işlerden bir tanesi tabi Yahudi burayı Yahudileştirmek için elinden gelen her türlü fırsatı kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Onun için de şöyle bir kanun çıkarmış. Yani İslam eseri eğer yıkılıyorsa, bu ayakta duramıyorsa onu yıkıyor ve kendi mülküne geçiriyor. Öyleyse bu eserlerin behemal restore edilmesi, ihya edilmesi lazım. Zaten Mirasımız Derneği'nin açılışı da, açılımı, kelime olarak açılımı da o. Kudüs ve civarındaki Osmanlı eserlerinin ihya edilmesi, korunması. Bu noktada çok ciddi çalışmalar yapılıyor, projeler yapılıyor ve orada bu eserler pek çok sayıda ihya edildi, ihya edilmeye devam ediyor. Burada da gene buradaki hayırseverlerimize büyük görevler düşüyor. Bir proje veya ortak bir proje bunun gibi orada daha yapılacak. Çünkü ecdadımız orada hakikaten çok eser bırakmış. Bunların bir kısmını belki daha önce kaybetmişiz, koruyamamışız ama şu anda o imkanımız var. Yani destek verildiği zaman mevcutların ihya edilme imkanını Mirasımız Derneği başarıyla yürütüyor. Buna da ciddi destek verilmesi lazım. Bunun da gene dönüyoruz, geliyoruz. Hepsi Mescid-i Aksa'yı duyurmak, tanıtmak, duyurmak, tanıtmak, duyurmak, tanıtmaktan geçiyor. Onun için Doğan Attatoğlu çok önemli bizim için. Onun için yapılan eser inşallah çok önemli. Hakikaten Erzurum'dan, doğudan ciddi bir potansiyel oluşturacağına bittiği zaman ben inanıyorum. Burada da yapılacak çok şey var. Biz şimdi Doğan Bey'in 1,5-2 metre ebatlarında yaptığı maketin çok küçük 15-20 santim büyüklüğünde bir tanesini yapmaya çalıştık. Hala daha da neticeye ulaşamadık. Bir sürü farklı farklı sıkıntılar araya giriyor. Bu hakikaten mübarek ayda sesimizin ulaştığı insanlar bilsinler ki o uzaktaki mescit onlardan ses bekliyor. Onların sesiyle orada hakikaten çok güzel şeyler olacak. Ve inşallah bir gün Hür Mescid-i Aksa'da namazımızı kılacağız. Bunun için de herkesin çok çalışması lazım. Hepimizin çok çalışması yani lazım. Yani bir amacımız, bir gayemiz var bunları konuşurken. Evet. Yani Doğan abinin bu maketi başlarken, sizin teşvik etmeye çalışırken, Mirasımız Derneği'nin kurulduğu andan itibaren her çalışmasında aslında bir amacı var. Evet. Amacımız orada sadece bir insana iftar yaptırmak, sahur yaptırmak değil. Öbür tarafta sadece bir insanın evini restore ettirmek değil. Bana ne? Diyebilir bazıları. Ama burada bizim amacımız aslında oradaki çok ciddi sıkıntılar altında, çok ciddi şartlar altında ayakta kalmaya çalışan Müslümanlara
maddi manevi destekte bulunmak. Evet. Yoksa 50 metrekare yıkık dökük darmadağın değil. Bir evine 2 milyon dolar verildiği halde terk etmeyen adam deli mi yani? Neden? Bugün hani toprak satımından vesaireden bir sürü abilerimiz diyeyim biz yine de onlara öyle diyelim. Bahsediyorlar bu adamlar yani 50 metrekare yıkık dökük darmadağın tabanı kalmamış yani zemini kalmamış evlere 2 milyon dolar 2 milyon euro yani verildiği halde neden çıkmıyor? Bir şuurla çıkmıyor. Dolayısıyla bizim de burada amacımız Özgür Kudüs'te, Özgür Mescid-i Aksa'da Allah'ın izniyle namaz kılmak beraber ve bu hususta da yani sizin söyledikleriniz çok önemli. Sadece okuyarak değil, tabii ki okuyacağız, araştıracağız. Ama bir karikatürist kardeşimiz dert edinecek, orayla alakalı karikatürler yazacak ve yayınlayacak. Mesela karikatür yapan bir kardeşimiz Abdülkadir Er, makine mühendisliğinden mezun oldu elhamdülillah yakın bir zamanda yani bu dönemde. Kendisi makine mühendisi ama karikatürle uğraşıyor. Bize sürekli Mescid-i Aksa ile ilgili karikatürler gönderiyor. Biz bunu çeşitli mecralarda duyuruyoruz. Dergimize bastırıyoruz. Ya, çok önemli. Öbür tarafta şiir yazan kardeşimiz Mescid-i Aksa ile ilgili bir şiir yazmak zorunda. Nasıl Doğan Hattatoğlu Mescid-i Aksa'nın maketini yapmak zorundaydı ise. Yani böyle diyoruz abi ama böyledir değil mi? Yani zorunluluktur. Bir şey hissedip o konuda kendini bir şeyler vermeye katkıda bulunması lazım. Ve gündemine düşecek evet. insanların artık. Ben mesela buna bu bağlı olarak şöyle diyeyim. Beş vakit namazda hiç maddi olarak yardım yapamıyorsak bile beş vakit namazda dualarımızda oray için dua etmemiz lazım. Günde beş dakikamızı belki yani ayıracağız. O kadar. Evet. O kadar füzülü masraflarımız var ki sigaradır, sağdır, soldur. Biz sigarayı dedik ya hani üflemiyoruz, şeye maketleri üflüyoruz. Ne olur? Onlar da Mescid-i Aksa'ya yardım ederek biz de öyle üflesinler yani. Mümkün. Evet. Olmayacak şey değil yani. Şimdi Adem Bey 1517'de Kudüs Mescid-i Aksa'nın hizmeti Osmanlı'ya geçiyor. Nasip oldu. Geçti. Ve 1917'de de elimizden çıkıyor tam 400 yıl. Ve çok özür diliyorum abi hemen devam edeceğiz. İstanbul için imsak vaktine 3 dakikamız kaldı. Son sularımızı içelim hatırlatmasını yapalım evet. ekran başındaki seyircilerimize. Bu 400 yıl içerisinde Osmanlı ile Ora arasında hakikaten tariften öte bir bağ kuruluyor. Ve Kudüs'e Osmanlı Kudüs-ü Şerif diyor. Kudüslüler bundan tarifsiz bir zevk alıyorlar. Yani orayı böyle yüceltmek. Niye? Çin'de Mescid-i Aksa olduğu için. Beni çok hislendiren bir anekdotu da hemen bu arada ben aktarayım. Yıllar sonra tabii 1917'den sonra uzun bir zaman bizden pek gelen giden olmuyor. Öyle bir bağ kopuyor. İşte orada sıkıntılar artıyor. Diyorlar ki 1917'de Filistinli kardeşlerimize soruyorlar. 1917'de Osmanlı gitti. Ne oldu? Diyor ki Osmanlı gitti. Bizim her şeyimiz gitti. İngiliz her şeyimize el koydu. Yaktı, yıktı, öldürdü ve malımızı, mülkümüzü Yahudi'ye peşkeş çekti. Müthiş bir sıkıntı, yani Allah'tan başka hiçbir dayanağımız yok, bir kapalı cezaevinin içerisindeyiz. Ne zaman ki Osmanlı geldi, zannettik ki cennetten bize bir pencere açıldı. Allah razı olsun, evet, İstanbul için imsak vaktimiz, veda etmek için tekrar sizlerle beraber olacağız. Evet, ezan-ı şerifimizi dinledik. Artık konuklarımızdan son bölümümüze geçtik. Son bir Ramazan'la alakalı belki Mescid-i Aksa ile ilgili çok kısa söz vermek istiyoruz. Buyurun Doğan abi. İnşallah programımız hayırlara vesile olur. Sizler İnşallah. Yapıyorsunuz. Bizler de acizane katılma belki hayra olmuştur inşallah. Muhakkak Allah'ın izniyle.
Bu ondan sonra hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum izleyicilerimize. Gelecekteki Kadir Gecelerini ve bayramlarını tebrik ediyorum. Ne olur, aynı şeyi yapalım. Ne olur Mescid-i Aksa'ya yardımcı olun. İhtiyacı var. İnşallah olursunuz. Hepimiz mutlu oluruz. İslam aleminin 3. mescidi çok önemli. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun abi. Teşekkür ediyoruz. İhsan abi buyurun. Evet, yani dilimizin döndüğü kadar Mescid-i Aksa'nın önemini vurgulamaya çalıştık. Dilimizin döndüğü ve vaktimizin yettiği kadar evet. Çok az ama çok kısa yani. Benim hoşuma giden şekliyle söyleyeyim. Yani ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimizdir Mescid-i Aksa. Bu açıdan hakikaten çok çok önemlidir. Ve mağdur ve işgal pozisyonunda olduğu için de hepimiz bu noktada çok sorumluluk altındayız. Kendimizi yenilediğimiz, idrakimizi yenilediğimiz bu ayda Mescid-i Aksa'yı behemahal hesaplarımıza katmak zorundayız. Ona karşı mesuliyetimizi hatırlamak zorundayız ve ona olan borcumuzu ödemek için Bismillah demek zorundayız. Bu laflarla birlikte ben de bizi izleyenlerin Ramazanlarını tebrik ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. İnşallah bir şeyler söyleyebilmişizdir kendilerine. Hayırlı oldu Allah'ın izniyle abi. Ben de konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sohbetler gerçekleştirdik. Günün hülasası olarak, son olarak ben Mirasımız Derneği'nin projelerine nasıl katkıda bulunabilirsiniz hatırlatıyorum. Mirasımız.org.tr adresinden online bağış bölümünden bağışlarımızı ulaştırabiliyoruz. Başka ne yapabiliyoruz? Web sitesinde bulunan hesap numaralarından havale veya EFT yöntemiyle projelere destekte bulunabiliyoruz. Detaylı bilgi almak için 212-524-0101 nolu telefonu arayabiliyoruz. Kardeşlerimiz hali hazırda sizi bekliyor. Ve hemen cep telefonlarımızdan 5772'ye bir mesaj atarak 5 TL değerinde bağışımızı ulaştırabiliyoruz. Diyelim, bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Mescid-i Aksa'da bir sofrada sen kur. Kudüs'te iftar ve sahur bereketine ortak ol. Mescid-i Aksa'da bir kişilik iftar 10 lira, bir kişilik sahur 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasımız.org.tr